39. Kemençe dersinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın istediği, sürekli yorumlara yazdığı bir istek vardı. Giresun SPE Türkiye Havası diye. Onun ders videosunu çekmeye çalışacağım sizlere. Dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar, kemençemin akort düzenine Redies kararlarında. Giresun havası, yani SPE Türkiye havası. Şöyle başlayacağız. İlk girişten başlıyorum ben. Bakın, burada sadece ince tele, yani R telinde çalıyoruz olayı. Kemençemizi tamamen çevirdik. Sadece ince tele, yayımız ileriye başlıyor. Mi parmağım basılı, bakın. Aslında re mi alıyorum, bak en başta re mi, böyle bak. Re mi mi re mi mi re mi mi, böyle düşünün. Sonra süslemem var. Şimdi bu tarz havalarda süslemeler çok olur. Yani bir yayda birçok süsleme kullanılabilir. Biraz kaydanın tadını o verir. Buna biraz dikkat etmeye çalışın elinizden geldiğince. Zaten şimdi anlayacaksınız. Yani normal biraz daha hareketli havalar gibi net, yani parmaklar değil de biraz daha parmaklarda aynı hareketlerin yapımı, işte o süslemeler falan olacak. Şöyle başlayalım re mi mi ile. Bakın, süslemeyi gördünüz mü? Re mi 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 mi. Bak, fa süslüyor ikinci parmağım. Olay bu. Şimdi bu şekilde ben bunu uzun uzun çalayım. Siz de karşında çalın videoyu kapatmadan. Sesini isterseniz videonun sesini biraz kısın. Kemençenin sesini de ayarlayın. Karşılıklı beraber çalışalım. Bakın. Es. Ya birçok süsleme yapılabilir. Es. İlk başta biraz daha üstlemesiz göstereyim. Re mi 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 mi. Böyle düşünün. Bakın. Yaptım, doğuyu aldım. Sonrasında böyle bir hareketim var. Bir yayda yapıyorum bakın bu hareketi. Serçeyle süsledim, kaldırdım, oturttum ikinci parmağımı, doğuyu. Bakın re do bu. Re do. Burası birinci bölüm olsun. Şimdi İsterseniz bunu zil, bir tarafta zil çalın, bir tarafta sonra yayınızı ince orta yapın. Olabilir. Bakın şöyle. Es verdim. Bir de ince ortaya vurayım yayımı. Olay bu. Geçelim ikinci bölümüne. İkinci bölümü de şu şekilde arkadaşlar. Do ile başlayacağım, bakın. Es. Esler çok var. Bakın şöyle. Aslında burada bakın şeyi çok... Bunun tadını biraz şöyle veriyorum. Yayımı kalın tele çok az sürtüyorum. Bakın. Yapmıyorum. Yani daha çok orta tel ağırlıklı, yayım çok az dokunuyor kalın tele. Bakın şöyle. Es. Bakın. Es.
Yes. Zaten burası türkünün içinde bayağı çalınıyor. Ağlama sevdiceğim, dünya görürsün dünya. Ağlama sevdiceğim, dünya görürsün dünya. Şimdi 1 ve 2'yi bir birleştireyim yavaşça. Bakın. Es tekrar. Şimdi başlıyorum ikinci bölüme. Çift telde böyle bakın. Yani yayımı şu an tam ses, net ses verdim. Düz yapayım. Biraz daha yeni başlayan arkadaşlar için. Es. Ondan sonra geçiyoruz 3. bölüme. Bakın. Yine re mi ile bakın. Re mi re mi re do. Re mi re mi re do. Bakın. Bir ayda iki ses. Re mi. Si. Do si. Tabii ben burada ilk doğuyu serçemle alıyorum. Yani süslemesini öyle yapıyorum. Bu. Bakın do. Ama si mi kalkıp oturuyor bakın. Bakın. Ya da böyle yapın siz. Basın. Geri gelirken süsleyin. Burada bu hareketi yapabiliyorsanız yapın. Yani normal la da olur. Birinci parmağınızı üstten de alabilirsiniz. Orijinali bu. Bakın. Tekrar üçüncü bölümü yapıyorum. Tekrar. Süslemesi yapıyorum. Bakın böyle çalın siz de. Şimdi 1, 2, 3'ü birleştireyim. Es. Es. 2'ye giriyorum. Es. Es. 4 defa çaldık. Şimdi 3'e 4 3. bölüme giriyorum. Bakın. Kalın tele geliyorum burada.
Şimdi geçelim son bölüme, dördüncü bölüme. Orası da söyle. Kalın kalın solle başlıyorum bakın. Bu. Yapıyorum bakın. Sol, si süsleme geçtim. Geri gelirken serçemle süsledim. Sonrasında niye oldu? Bakın si la si do, si la si sol. Sonrasında es. Es. La la yapın. Bakın kalın teldeyim ama yayım kalın orta tele. Hem kalın hem orta tele sürtüyor. Geri geldim. İki defa gittim geldim la'da. İşte bu. Bakın en sonunda bunu yapıyorsunuz. İki defa bunu. Burada da şimdi 1, 2, 3 ve 4. bölümü yavaşça çalayım. Es. Es. İkinci bölüme giriyorum. Es. 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 Şimdi 3'e giriyorum. La'da gidelim. Sonrasında 4. Şimdi bunu bu kaydı çalarken yay olayındaki, çünkü yaylar bir uzun gidiyor, bir kısalıyor, bir sertleşiyor. Biraz tadı o veriyor. Yani düz çalarken olmaz filan diyorsanız yay yüzündendir. Yayınızı o şekilde atarsanız, atmaya zorlarsanız gaydelerin tadı daha tam çıkacaktır. Ben de biraz düz göstermeye çalıştım o yüzden, pek sizi zorlamamak için. Bu şekilde çalışın.
Takıldığınız yerleri yine yorum kısmına yazabilirsiniz. İstediğiniz eserleri de yazabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.